Sevgili seyircilerim, merhaba. Bugünkü konuğum çocukluğundan itibaren yaşamının eksenine kitapları koyarak ülkemizde edebiyat eleştirilerinin en saygın isimleri arasında yerini alan kültürel hayatımızın nabzını tutan bir eleştirmen. Düşünür, gazeteci, yazar, Türk edebiyatının yaşayan antolojisi. Doğan Hızlan. Sevgili Doğan Hızlan, hoş Öyle geldiniz. İyi bir seyircinizim ben de. Öyle mi? Benim sıfatım bu asıl. Karşılıklı. <laughs> ben de sizi takip ediyorum hem gazeteden hem TRT'deki programınızdan. Siz sokakta büyüyen bir çocuk olmamışsınız. Hayır. Çocukluk günlerim bir akvaryumda geçti diyebilirim Doğru. diyorsunuz. İlkokulda akranlarınız sokaklarda top oynarken sizin en büyük tutkunuz kitaplarmış. Evet. Bunda akvaryumda geçen çocukluğunuzun zorunlu bir etkisi oldu mu? Çünkü ben çıkmayayım diye güzel bir hayat sunarlardı bana. <laughs> Bahçeli bir evimiz vardı. Hmm. e, müziğe ilgim de vardı benim. Müzik programları yapardım arkadaşlarımla. Orada konserler diye bir hikayeler okurduk. Öylece evde hayatım işte, tabii öyle olunca müzik ve kitap evet. geçireceksiniz. <laughs> o hayatım böyle başlayınca öyle devam ediyor. Herhalde diyorum tabii beni sokak sokağa çıkmayayım, sokak çocuğu olmayayım diye ev çocuğu yaptım. <laughs> Ben de neden diye soracaktım. Ee, okuma yazmayı öğrenene kadar sizi kitaplarla tanıştıran, size okumanın tohumlarını atan kim ya da kimler? Efendim şimdi evde kitaplar vardı. Hı -hı. Annem de buna kitaplarla ilgili insanlar. E, eve sizi kapatınca tabii düşünün ki mesela burada beni bir odaya kapatıyorlar. Bir de kitaplar veriyor. Ne yapacaksınız? Kitap okuyacaksınız. O kitapları okuyor 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 okuya vazgeçilmez dostlarım onlar oldu. Ay çok Tabii bu arada müzik de var gezmeler de var ama yani onun dışında başka bir hayatım olmadı benim. Hiç şüphesiz ki bu kadar okumak 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 bugün sizi Doğan Hızlan yaptı. Peki e, geri dönüp baktığınızda çocukluğunuzun tam anlamıyla tadını çıkardığınızı söyleyebilir misiniz? Söyleyemem. Değil mi Çünkü arkadaşlarım buluşup Yüzmeye giderlerdi Gezmeye giderlerdi Efendim Bir sürü Mesela bilgi oynarlar Şunu yaparlar bunu Değil mi? yaparlar Hiçbirini ben yapmadım Hepsini evde yaptım Akşam üstleri Beni yine teyzelerim Bir yere götürlerdi Pasta yiyeyim Çay içeyim Biraz etrafı göreyim diye Ama yine arkadaş yok Yine aile baskısı içinde tabii. Akvaryum diyorsunuz da ben de fanus diyeceğim. Yani neredeyse bir fanusun fanus, içine sizi koymuş. Tabii, ama ara sıra anneniz diyormuş ki hayat yeter artık biraz okumaya ara ver Doğru. istersen falan diyormuş değil mi? Şimdi <laughs> de öyle. Bir iskemliğe takılıp okuyorum. Şimdi yürü diyorlar ya biraz yürümek lazım. Tabii. Yürümek için güzel bir şey vardır. Rahmetli Kemal Tahir gidiyor doktora diyor ki doktor Kemal abi sabah kahvaltıdan sonra 15 dakika yürü. Hı hı. Sonra gel öğle yemeğine yarım saat yine yürü diyor. Sonra bu bittikten sonra reçeteyi ver reçete Kemal abi diyor. ne yapacaksın? niye alıyorsun? Yırtıyor. Ya diyor ben diyor 10 reçete için yerimden kalkamıyorum. <laughs> Yüzlerce sayfa roman için nasıl kalkıp da yürüyeceksin? Bırak yürüme be adam diyor. Şimdi ben çok, de yürümeye çok, kalkıyorum e. giyineyim diyorum ay giyineyim falan şimdi yani bahçeler falan var e. ataköy devimizde orada aa şunu yazayım da notlarımı alayım gideyim de e bakmış mi? akşam olmuş çok doğru İstanbul'da doğdunuz Evet. E, eğitim de İstanbul'da evet. e, pertevniyal lisesinde evet. başlayıp sonra İstanbul erkek lisesinde devam etmişsiniz ettim oradan Ayrıldım çünkü... ...ben iyi bir talebe değildim. Ya. Ya evet. Yani daha doğrusu... ...edebiyatı takip edeyim. Hmm. Müzikleri takip edeyim. Edebiyat materyalleri takip edeyim. O arada okulda var mı yok mu... <laughs> ...öyle bir şey. Annem sağ olsun... ...haritalarımı yapar. Şunları yapar bunları yapardı. Bir de bana... Matematik filan onlar sıfır. Onlar için hocalar tutarlardı. Öylece itek kaka dedikleri hani. Evet, bugün bir tanım var. Annenizi tarif ederken gözümün önüne geldi şimdi. Helikopter anneler diyorlar. Evet. Çocuğunu o kadar korumaya alıyor. <laughs> Çok doğru. Anneler onun yerine dersini bile yapabilir yani. Çok doğru. Ya. Bir şey geldiğinde onu yapar, eder ben şimdi liselerken gideceğim hocalara. Zaman hocalara kim var? Mithat Cemal Kuntay var. Ay. Efendim arkadan Sabri Siyavuşgil var. Edebiyat dünyasından Mehmet Kaplan var. Hepsini anneciğim iltimas buldu giderdim. Behçet Necati Gil var. Onlara koşa koşa giderdiniz herhalde. Evet koşa koşa giderdim. <laughs> Onlarla ahbap oldum. E, tabii bu sefer de insan başka şeyleri güdümlü bir hayatı çekeme gideceğim de ders evet. yapacağım oturacağım nasıl çekeceğim bu hayatı ilgi duyduğunuz sizi mutlu eden yöne evet lise de dergi çıkarmışsınız yankı diye yankı tabi ya. efendim konular top arkadaşımla vardı Hı. bir sene bir dersten bekliyorum ondan sonra o zaman da dedim ki konulara bir dergi çıkaralım dedim. Ve Yankı diye bir sayı çıkardık. Ya. Değişik o zamanın meşhur ressamlarından şeyler aldım. Kapak yazıları aldım, yazılar aldım. İlk yazımda orada ben de yazı yazmaya ya. başladım. Fazıl Hüsnü dağlarca üzerine yazmışsınız ilk yazınız. Evet. Değil mi? O Ankara'da çıkan bir şey vardı. Forum diye bir dergi. Hı hı. Tanınmış bir dergiydi. Fazıl Hüsnü dağlarca için bir yazı yazdım yayınlandı. Herhalde diyorum ki o yazının yayınlanması ...insana hoşuna gidiyor. Kendini görüyor, evet, değil mi? Devam ediyorsunuz. Bir de başkaları. E, çevreden nasıl geri dönüşler aldınız herhalde? Çevrede olur dağlarca yazdığım için iyi filan birdenbire kendinizi böyle şey gibi zannediyorsunuz. <laughs> hani Yaşar Kemal'in anlattığı bir şey vardır. Yaşar Kemal ...istilacılık yapıyor, yazıyor. Ondan sonra yazıyor diyor ki adama da bir bakıver ver bakalım adam okudu. Benim benim başıma neler gelmiş meğer diyor. <laughs> Etapta öğrenince insan sonradan alçak gönüllülüğü daha sonra, öğrenir. Tabii. Elbette. Şunu merak ettim aslında dergiler, yazılar, edebiyat dünyasının içine girdiniz ve değil mi, bir üretmeye başladınız. Üniversite tercihiniz İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi oluyor. Bu neden? Evet, efendim. Bu, bu, da mı ailenin? Aileden vardı. Çok vardı ama hayatımın çoğunu orada değil. Edebiyat Fakültesine geçirdim. Kaplı'nın dersine. Ahmet Hamdi Tanpınar'la bir yakınlık oldu. O dünyaya gittim. Öyle bir şey halindeydi. Zaten kimsede istediğimi yapıyordum, istediğimi yazıyordum. İstediğim kitapları batıdan getirtebiliyordum. <laughs> yani ailem beni çok destekledi. Ne güzel, ne güzel. Hukuk fakültesini e, bırakmanızı çok iyi anlıyorum. Çünkü sizin dünyanız edebiyat. E, o dünyaya ait bir insansınız. E, o orada giderdim. Zaten bir sınıfa da hiçbir zaman girmedim. Çünkü <laughs> ne yazık ki e, kapalı bir yere gidiyor. Bir tek şeyi var Sayı Koççi. Konuşulan insanlar benim gibi biraz adam dinlemeyi bilmiyorlar. Ne kadar önemlidir değil mi dinlemeyi bilmek? Anneme giderdik bir yere. Birileri söyledi. Annem söyledi. Aa Ali neredesin? Nasılsın? diye. Ben dedim kim bu anne Anneciğim derdi. Anneciğim dedi ki evladım adam dinlemeyi bilmiyorsun sen. Öğrenmedin. ...hepsini dinlesinler diye öğrendin... ...bu yanlışı yapıyorsun... ...doğru o ...ne yazık ki o terbiye edinemedim... ...bir de bir şey soruyorum... ...merak ettiğim bir şey öğreniyorum... ...onun cevabını verdikten sonra... ...gözlerim doluyor böyle aptal gibi bakıyorum... <laughs> ...çünkü bitti işim diye şey yapıyorum... ...çok güzelmiş... Ee, ...ben de zaten soracaktım size... ...şimdi tek çocuksunuz... Ee, siz e, ...sizin sözleriniz bunlar... Benim anlattıklarım dinlenir ve değer verilirdi diyorsunuz evet. aile içinde. Evet. Bugün seçtiğiniz meslekte çocuklukta sizi böyle koşulsuzca dinleniyor olmanızın bir etkisi oldu mu sizce? Çok oluyor tabii. Şimdi bir şey söylüyorum. Ailem bunu öyle yapma dediğini böyle yapma diyeceğine destekliyor tabii diyor. Yani orada Öyle bir hata düşüyorsunuz ki yaptığınız her şey doğrudur, Evet seçtiğiniz insanlar doğrudur. Bu artık değişmiyor sizde karakter olarak. Hı hı. Yani ailenin yaptıkları destek hakkınız Herkes gibi tarafı. görüyorsunuz. Heh, herkesin de ama iş hayatında böyle değil herhalde değil mi? Zaman zaman eleştirildiniz mi? Eleştirildim. Ya... Ben eleştirilere epey Peki. önem veririm. Hı hı. Orada da tabii yani çok sıkı bir patron hayatı geçirmedim. Hı hı. Sağ bütün yerde patronlar da benim yeteneğimin gelişmesini, sevdiğim için yapılmasını desteklediler. Güzelmiş. Onun için hatta bana yıllardır bakan bir hanım var. Siz çalışmamışsınız diyor. <laughs> Ondan sonra dedim ki çalışmadım çünkü evde çalışacak sorumluluk hiç olmadı. Herkes üstlenmiş götürüyor. Bana okumak yazmak kaldı. Her yere giderdim. Bir yere gideceğim bir şeyse gideyim mi? Git derlerdi giderdim. Evde ne oluyor ne bitiyor. Hiç hayatla düşünmedim. Ev sizin evde bir ara yangın çıkmış. Evet. Değil mi? Öyle de bir Efendim, şey. Efendim. Evde şimdi oturuyoruz kalorifer dairesinde bir şey çıkmış. Annem de dedi bana nereye gidiyorsun? Bir şey var mı program? Dedim ki şans sinemasına bugün Budapest'te kuarteti gelecek. Haydn dörtlerini çalacaklar. Çok önemli. Git dedi. Ben de gittim. Sonra döndüm bana ki yangını su hangi yangın? <laughs> Evdekini valla unuttum. Sonradan bana sen de sorumluluk yok dediklerinde Diyorum ki böyle alıştırdınız beni. Kabahat sizin. Bence de. Ev alınır. Misafirlik gibi giderim. <laughs> Ev kiralanır. Bana adres verirler. Adrese giderim. <laughs> onun için Ya, evet. <laughs> Çok haklısınız aslında. Yani <laughs> onun içinde, çevredekiler içinde de tabii benim sınıf arkadaşlarım falan gülüyorlar. Hep Böyle bir şey. Çünkü giyiniyorum, kuşanıyorum, şey yapıyorum, geziyorum. Ailem de ne yaparsa yapıyor yani. Aslında e, bence bir konfor sağlanmış size. Tabii. Yani siz sadece e, istediklerinizi yapın diye. Ama e, profesyonel hayat tabii ki e, böyle değil. Tabii Bunun değil. dezavantajlarıyla karşılaştınız mı? Bir şey söyleyeyim. Talihliyim ki çalıştığım yerlerinde patronların şeyleri de benim yeteneklerimin ilerlemesini, gelişmesini hı hı. onların da devam etmemi sağladılar. Bu çok büyük bir şans tabii. Tabii yani tabii, tabii. bütün şeyse. Tabii. Gerek hürriyette, gerek evvelden cumhuriyette hepsinde yani. Birçok yerde e, evet, yazılı Evet hepsine şeyim var doğrusu yani öyle bir şey yaparlardı hı. ki özel muamele ederlerdi bana. Hı hı. Onun için hatta söylüyorum da bana bakan bir an var patronum telefon ederdi sorardı bana diyorum. Hı. Seni nerede bulduk? <laughs> Çünkü öyleydi ki yazımı yazarım sabahleyin bir şey söylerim. Ondan sonra çıkarım. Ya bir kütüphaneye gideceğim, ya bir sinemaya, ya bir sergiyi gezeceğim. Ama yani avare bayağı taşamıyordum. Herhalde. Ama sen nerede bulduk diye de şeysi biraz tabii bana bakan hanıma eğlenceli geldi. Esprili. Sizi nerede bulacağınlarını biliyorlardı herhalde. Ya sinemada, ya tiyatroda, ya bir konserde bulabilirlerdi sizi. Biliyor musunuz Sayın Koççuk'a telefon numarası verirdim. Mesela sinema günlerine giderdim Şan sineması, şeye, Melek Sineması'na. Hı hı. Oradan müdürü ahbabına telefon numarası verirdim. <laughs> Arayan patronu oradan bulurlardı beni. Çok güzel. Çok güzel. Ee, 59'ların başında Muzaffer Erdost yönetimindeki pazar postası. Evet. A dergisinde deneme, eleştiri, kitap yazılarınız çıkmaya başladıktan sonra artık isminiz yürü ya kulun bilinmeye der başladı. gibi yani yürü ya kulun Büyük der. Allah gibi. Allah yürü ya kulun. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok şey vardır. Anzelha diye bir kitap çıkmıştı Halim Yağcıoğlu'nun. Hmm. Onun eleştirisini yazdım Pazar Postası'nda. Pazar Postası'nın da sahibi o zaman rahmetli Mehmet Barlas'ın babasıydı. Ha, evet. O da bir otomobil kazasında işte. Mehmet çok arkadaşlık yaptık. İlk yazım orada yazdım. Birkaç yazı yazdım. Sonra A dergisi evet. çıktı. Evet. Kemal Özer yazı işleri müdürü gözüküyordu. Ben futbol ilgim yoktur. Hep öyle oraya burada gezmem sporla ilgilenmediğim için. A ilk yazımı yazdım da Kemal Özer yönetmiş ki ya at karıştı galiba bu adam bize beraber gezen filan bir adam değildi. Bizim zevklerimiz yok onda kim bu diye. Sonra tanıştık çok ahbap olduk. Hakikaten de o ama her yaşıt arkadaşım futbol merakı var. Bu ülkemizde öyle. Ee, var gidip arkadaşlarla beraber oyun oynamak var. Ben hayatımda oyun olarak şey oynadım. Satranç. Hmm, o tabii. Bir de bilardo. Onları çok severdim. Hoşuma giden burada Beyoğlu'nda Yüksemburg diye bir yer vardı. Çok güzel. Onun ritüelini de severdim. Böyle tebeşinizi <laughs> şey yaparsınız. Yaparsınız. Vurursunuz, beklersiniz. Yani öyle bir. Satranç da çok e, iyi bir e, Evet. Hafıza. Birkaç arkadaşımı kaybettim satranç yüzünden. Biz de oynama dediler. çünkü ben bekliyorum böyle düşünüyorum. <laughs> Karşında çok heyecanlı bir arkadaşım vardı oyna ya ya oyna derdi. <laughs> Tabii ailenin şey yaptıkları hepsi geçiyor. Etkileniyor. Ee, A dergisinden sonra da yeni dergi Türk dili. Türkçe, Değişim, evet, Az önce söylediniz. Evet, hepsini de yazdım. Birçok yerde yazılarınız çıkmış. Ee, bir şey sormak istiyorum. Eleştirmen kimdir? Eleştirmenin alanı nedir? Çok doğru bir söz. Eleştirmenin bir kötü tarifi var. Hı. Diyorlar ki ya Roma mama bir adam eleştirmen olur diyorlar <laughs> şimdi o şey vardır ama Puşkinden beri var yani bir de eleştirmenlik şöyle bir yanı vardır bir kitabı beğenirsiniz yazarsınız Siz severler desteklerler Bir de hafif bir eleştirme yaptıktan sonra da ya Türkiye'de eleştirmen yok ki nedir Allah aşkına? Aman şeyler. Puşkin'den bile eleştirmenler küçümseniyor zaten. Allah Allah. Ee, sizin... Ya... Sizin dünyanızda da vardır. Evet. Bizim Mesela dünyamızda dünyanızda eleştirmenler... Daha canlıdır. <laughs> birini istemezsiniz, birini beğenmezsiniz. Hemencik. Ben zaten gitmiyordum. Çünkü o, ederler. o kadar çok. Ee, eleştirmek demek bence e, batırmak değil. Tabii. Yok saymak ya da ne bileyim ben e, gitmeyin ya bu filme. Çok kötü ya, bir film. Çok kötü bir şey bu. bir eleştirmenlik değil yani. Çok ikimiz de ondan ben eleştirmen olarak çekiyorum. Siz de bir sanatçı olarak çekiyorsunuz. Hı -hı. Sen beğenmeyebilirsin. Evet. Şimdi benim de öyle eleştirmeler var. Onu okuma. Yahu senin beğenmediğin şeyleri ben en basit diyorum ki ya birine aşık olursunuz. O aşık olduğunuz biri başkası olmaz. E i̇şte gönül kimi severse güzel olur. Evet özellikleri var üstelik yani. Ben daima şunu gidiyordum Sayın Koççik. Şu 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 özellikler olduğu için bu kitabı seviyorum. Hı. Ama bir başka kitabı diken bu benim şiirdeki poetika anlayışım uygun değil. Ama böyle de bir tür var ve bu türün de en iyi yazan da budur diyor. E, yani kendi ölçütlerinizin dışına çıkan e, eserler oluyor mu? Yani Şaşırtan. Tabii. Değil mi? Gayet yani. tabii. Şimdi şey diyor. Yani onu bu beğenmedim. Ya beğenmedim diye bir şey sokma. Ben hep şunu söyledim. Onur konuda seçildiğinde TÜYAP'a. Ben hiçbir zaman yok etmenin kolaylığını taşımadım. <laughs> Var etmenin zorluğunu taşıdım. Aman efendim ne kadar güzel, ne kadar yani doğru, ne kadar doğru bir bakış açısı. Ama evet. şimdi bir şey vardır. Ya onu okuyamıyorum onun diziyi seyredemiyorum. Ya ben, siz başka seçkinsiniz benim için ama bütün filmlerinizi Suzez'den beri seyrediyorum. Ben bu memlekette yaşıyorsam, bu memleketin önemli bir şeyi son sinema sanatçısını seyredeceğim. Onunla ilgili bilgileri elde edeceğim. Nereden nereye geldiğimizi göreceğiz sizin çoğu eski filminizi seyrediyorum oradan... O şartlar, o zorluklar ne kadar şeydi. Gerçekten çok ilkelmiş e, şartlarımız. Emek verilmiş bir şey. Yani bir şeye gidiyorsunuz işte iki sevgili oluyor da ne oluyor? Belli bir ağaçlık, belli bir orman şeysi. Hı hı. Çünkü böyle büyük her yere taşınacak gidecek yerler yok ki. Çok doğru. <laughs> Ee, ...yokluklar içinde var olmaya... E, ...çalıştı Yeşilçam. Siz bunu daha çok yaşadınız. <laughs> ya Ben yine e, eleştirmenlik üzerine... ...bir şey daha soracağım. Siz 98 yılında katıldığınız bir programda... ...Türkiye'de eleştiri kuramı... ...henüz oturmuş değil. Eleştirmenlerin kuramı da... ...o kadar belirgin değil diyorsunuz. Doğru. Peki e, bugün... Sanat eleştirmenliğini geldiği noktayı nasıl buluyorsunuz? Sanat eleştirmenliği biraz daha gelişti ama şunu söyleyeyim ki edebiyat eleştirmenliği yine en gelişkin şey oldu örnekler olduğu için. Tabii sanat eleştirmenliği şunu bilmek gerekiyor. Şimdi siz bir hı hı. filmi seyrediyorsunuz. Şimdiye kadar bu konudaki kitapları okudunuz mu? Mesela? Bu sanatçının biyografisini biliyor musunuz? Dünya sinemasını biliyor musun? Buradaki şartları biliyor musun? Daha önce bu yönetmenin başka bir filmini izledin mi? İzledim mi? Böyle bir şey yok. Bir şeye gidiyor. Yani ben kolaycılığa karşıyım. Eliş, evet... Az önce de söylediğiniz gibi eleştiri eleştirme yani bir mesela bir festivalde bir jüri tespit ediliyor. Bir filmi seçiyor. Bir başka festivalde aynı film yarışıyor seçilemiyor. Evet. Yani herkesin bir bakışı var bir eseri bir algılayış biçimi Tabii. var ve kabulleniş biçimi var. Herkes de aynı değil. Onun için e, siz az önce dediniz ki ben eleştirimi yaparken bu benim tarzım değil. Ben bu tarzdan hoşlanmıyorum. Ama bu tarzın içinde yazılmış en doğru kitapta budur diyebiliyorum diyorsunuz. Bu çok 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 önemli. E, ben e, yine eleştirmenlikle ilgili bir şey sormak istiyorum. Sen de eleştirinizde sizin aslında... Ben de sizi tanıyan ve izleyen bir kişi olarak. Belli bir çizginiz var. Yaratıcının emeğini bilen evet. hakkaniyetli bir eleştirmen siz. Evet, doğru. Ona gayret ediyorum. Beğenmediğinizi de hiçbir esere de zaten yer vermiyorsunuz. Yani, Çok haklısınız. Böylece aslında galiba en büyük eleştiri Doğan Hızlı'nın potasına girememek evet, oldu. Ben söylüyorum ya her şeyi yani ya bunda kötüle ya ben emek vermiş hiçbir şeyi kötülemem. Değil mi? Birisi yazmış, emek vermiş, yayınlamış. Yazmam. Kötülüğü varsa başkası yazsın. Bir de tabii bu çok şey vardır. Türkiye'de ne yazık ki bir şey üstten bakmaya tahammül edemiyorum. Evet. Yani Batı'da böyle mi? Batı'nın şartları ne? Batı'nın gelişmişliği ne? Tarihi ne? Evet. E bunları bakmadan birdenbire bu böyle değil, öyle değil diye. Çünkü ne yazık ki kolaycılık şey yapıyoruz. Evet, kolaycılık dediniz. Ben de orada takıldım kaldım. Çok doğru. Ee, kolaya kaçmak en kolay iş. Ee, peki bir eleştirmenin duygularına yenik düştüğü zamanlar oluyor mu? Yani duygusal... Davranabiliyor mu? Mesela sizin oldu mu hiç? Yani Olmuş. çok sevdiğiniz, çok değer verdiğiniz bir arkadaşınızın bir kitabı ve ona biraz böyle iltizas geçiyor musunuz? Şöyle, çok şükür ki hayatımda çok iyi sevdiğim edebiyatçılar dostum oldu. Herhalde. Öbür türlü çok zor. Tabii biraz insan üzülüyor çalkalanıyor içimde ne yapsın ne etsin diye. Çünkü o da emek veriyor. Bir de üstelik şöyle bir şey. Geliyor bir kitap yapmış emek veriyor. İşte bir not halinde bahsedin yeter diyor bir şey diyor. Yani onlara da kötü evet. kötülemek mümkün değil. Çünkü şartları biliyorsunuz. Yani, evet bazen de e, biraz kollamak da e, gerekebilir. E, mesela 20 yıl önce bir eser için yaptığınız bir eleştiri 20 yıl sonra elinize aldığınızda görüşlerinizde değişiklik oluyor mu? Ya 20 oluyor. yıl önce ben böyle demişim burada ama evet. ha, aslında bu tarafıyla da görmemişim gibi. Evet çok doğru oluyor. Ben onun için hep tarih koyuyorum diyorum ki o eserin edebiyat tarihindeki yerindeki önemi ni de eşittir. Çünkü bir de çok kötü sonra bir şey yazmışsa başarısız olmuşsa onu ben de bölüşmeliyim. Hı hı. Ben de evvelden göremedim demek onu. Şey yapamadım. Evet. Ee, bunlar vardır. Olur ya insanız işte sürekli inkişaf ediyoruz. Tabi. Yani değişiyor düşüncelerimiz. Bir bakın başka her türlü şey vardır. Şimdi mesela ben kalemle ilgilenim, kalemle merakım vardır. Ya. <laughs> Ayrıca şimdi hep bakıyorum şey diyorsunuz ki insanın psikolojisi yani bilinçaltı çok önemli. Ben ortaokuldayken teyzem çok pahalı bir kalem aldı bana Arma. Herkes ne güzel, nasıl diye gitti. Hep kalem alırım bir biriktirdiğim bir şey var. Bunu ben şöyle görüyorum. Şuhur aldı diyorum. Hmm. Demek ki insan diyor ki böyle bir şeyim olduğunda etraftan iyi görüyorum. Beğeniliyorum. Hiçbir şey objektif değil. İnsanın duygu. Onun içinde. de... Evet. O olmasaydı belki o merakım olmazdı. Benim bir arkadaşım vardı. Çetin Özek rahmetli. Abisi de Metin Özek psikiyatrdı. Hep şeyi Allah. konuşuyoruz. Ay vah vah. Şu alkolik bilmem ne, kumarbaz bilmem ne. Bağdık sen de bağımlısı ne bağımlısı ya. Birinde kalem görünce i̇stiyorum, istiyorum tabii dedim. <laughs> Al sonra bir gün bir arkadaşım bana Hiç bir... böyle olsa <laughs> <Daha> bir kalem getirdi. <laughs> onu da firmayı tanıyorum. Dedim ki bunun dolmak kanı var mı? Müdürü de ahbabım. Ya getirir misin sen bugün? Geç geleceğim getir. Evdeyim. Yağmur yağıyor. Gece on buçukta geldi arkadaş. Kalemin paketini verdi. Ben de röportajım aşağı indim. Onu aldım. Metin Özey'i hatırladım. Hmm. Sanki uyuşturucu saati gelmiş gibi. <laughs> Bakan Allah'tan tanıyor. Gecenin birinde... insana niye kalem razı lazım olsun yahu? Ay. Ama hepimizin aksaklıkları, falsoları hep var. İnsan öyle. Tolstoy'un yeğeni için söyle güzel bir şey var. Yazarı yazar yapan bütün üstün vasıfları vardı ama ...zaafları hiç yoktu diyor. Yoktu. Evet. Zaafları eksik olduğu için yazar olamadı diyor. Ah çok enteresan. Siz... ...bayağı... ...açıksınız yeniliklere ama kendi hayatınızda... ...bir e, alışkanlıklarınızdan... ...da büyük bir tutkuyla... ...bağlısınız. Hayır. Pek bir de ödün vermiyorsunuz. Evet. Çocukluğunuzdan bu yana... ...vazgeçemediğiniz alışkanlıklarınız... ...ne diye sorabilir miyim? Kalem haricinde... Efendim... Çünkü ben biliyorum bir kalem... Beş, beş, beş çayı, beş çayı, beş çayını hiç vazgeçemem. Ondan sonra bir başka da akşam beş ile yedi arasında sıkılıyorum. O bir bünye birisi. Onun için o saatte dışarıda olmayı, şimdi değil tabii tercih ederim, bir pastanedeydim. Çünkü o gün gündüz ne kadar sıkılmış iş varsa, ne kadar canım sıkılsa akşam onunla meşgul oldum gelince eve. Sanki başka işim yokmuş gibi. O bir şey kalıntı yapıyor. O da bir beş sıkıntısı diye manijenik bu deha manyaktır. Tabi dehayı bırakın manyaklık. <laughs> Çünkü insan bırakamıyor. O zaman kızgınsam onları arıyorum. O şeyde Böyle bir alışkanlık. Başka türlü yani kusursuzluk olmuyor zaten. Bunu da kusur olarak görmemek lazım. Aslında mükemmelliyetçi, perfeksiyonist bir insan olduğunuzu söylüyorsunuz. Bu zaman zaman yorucu olmuyor mu sizin için? Yoksa sizin başarınızın anahtarlarından biri de bu yönünüz mü diye? Hem yorucu hem başan anahtarı. Değil mi? İkisi birbiri içine geçiyor. Çok doğru söylüyorsunuz. İkisi de lazım. Yani bir şeyini şey, tamamlıyor. Bir şey arıyorum değil mi? En basit bir şey. Onu bulmak için dere tepe gidiyorum. Halbuki cim kanında bir nokta değmez. Birine normal birine söylediğimizde ya sen deli misin? Bunu niçin geziyorsun? Ama o öyle zihnimde yere diyor ki İlla onu olabilir. bulacağım. Evet o tabii mükemmel içinde oluyor. O zaman o çok rahatsızlık. Yani evet. Sonsuz huzur, çünkü. Çok sonsuz. Huzur bulamıyorsun. Bir şey seyrediyorum. Bir yazımda bıraktığım bir yer aklıma geldi. Ya ben onu tamamlayayım diyorum. Kalkıyorum gidiyorum. Tekrar geliyorum. E onlar tabii bence tabii psikolojik şeyler. Yani rahatsızlık veren Mükemmellik kötü bir şey. Çok zaten. çok çünkü sonsuz bir şey ve insan rahatsız ediyor yakalamak istiyorsunuz en mükemmelini en mükemmel diye bir şey yok aslında. Yok. Ee, belki zaman bile kaybettiriyor ama illa o ona yöneliyorsunuz yok. bu böyle olmalı diye. Ee, sahaflara çok sık gider misiniz? Giderim. Hmm. Şimdi Emine Nedet işte var arkadaşımız da orada sahaflar açılığına giderim. Tabi sahaflarda şu vardır. İnsanın unuttukları vardır. Göremedikleri vardır. Ve yıllar sürprizler önce de kaldı. bazı kitap mesela çıkmış bir nüsa kalmış. Orada plaklar da vardır. Long play'lerde. Hı hı. Oranın eskiyi görmek çok güzel bir şey tabii. Evet. Ama o da bir başka emek. ...bir de orada bir şey ararsınız... ...bulamazsınız. Beklersiniz aylarca. Bir kitabın bir yazımı aramak için... ...Milli Kütüphane'ye gitmişti. Yani... ...mükemmelliyetçilik hepimiz için. Sanatla ilgili herkes de var. Sizde de, de mükemmelliyetçilik. Olmasa olmaz. <laughs> yani ne yazık ki. Maalesef ama, diyelim. Maalesef ama... Öyle. Ama e, iyi, güzeli... ...doğruyu arayan kişileriz. Dolayısıyla... Bu huyumuzdan da vazgeçemeyiz. Vazgeçilmez tutkusu. Evet. <laughs> Bir kitapçıya gittiğinizde böyle ilk yöneldiğiniz raf hangisi olur? Bir kitapçıya gittiğimde ilk yöneldiğim deneme eleştiri kitaplarıdır. Hı. Ondan sonra genel şeye bakarım. Dergiler bölümüne bakarım sonra. Tabii o arada da Şeytan yine gibi dürter. <laughs> Olmayan şeyleri arar. Hmm. Bu getirmediniz mi? Niye getirtmediniz? O da önemli. İşte şu efendim satmıyor. Canım hep satanları mı alıyorsunuz? Şey filan diye. Çok satanlar kategorisi sizin dünyanızda neyi temsil ediyor? Şimdi Andrej'den güzel bir laf var. Diyor ki birisi o kitabı okudunuz mu üstad diyor. Okuru çoktur ben okumadım. Diyor. <laughs> Okuru çoktur ben okumadım. Şimdi bazıları var ki hele zamanımızda okuma yayınlama dışında tanıtımlar şunlar bunlar hepsi var. Kitabın bazen gerçek değerini aşıyor. <laughs> evet. Hele onlar diziye de alınınca başka bir şey oluyor. Yani ben mümkün mertebe gerçek kitabın değerini okunması gerektiğini savunuyorum. Evet. Ama öbür taraftan da imza günleri yapılıyor, toplantılar yapılıyor. Jidin dediği gibi de bu arada çok da değerini aşan kitaplar satılıyor. Evet. Eee... Bir çok insan da e, hani eli kalem tutuyor diye kitap yazıyor, bastırıyor, e işte kitabın raflarda yer almasını sağlıyor. E kendini yazar olarak. O o maalesef şimdi var çünkü bir de bazı yerler var ki parayı veriyor bastırıyor. Yani. O kitap kendini tatmin ediyor. <laughs> e tabi imzalıyor bilmem ne yapıyor filan şeysi bir yazar vardı sonra bir yayın evi sonra kapandı. Parayla kitap bastırırdı. Muazzam davetler verirdi. O davetler. O davetlerde hatta kitap dışında hediyeler de verirdi yazarlara. <laughs> en korkunç şey de odur yani. Evet. Hediyeyi şey yapmak. Ama ne yazık ki Herkes kitap bastırabiliyor. Evet. Parayı veren bastırıyor. Işte. Parayı veren bastırıyor ve yazar diye adı geçiyor. Galiba evet. e, ben o zaman şöyle sorayım. E, bir eseri, bir yazarı kalıcı yapan nedir? İyi bir yazar olması. Için? Edebiyatın içinde, edebiyatın koşullarını taşımış olması. Türk ve dünya edebiyat tarihi içindeki... Bir bilgiyi okumuş olduğunu, hazmetmiş olduğunu göstermesin. göstermiş. Göstermesin. Güzel. Yok başka türlü olmaz. Bastırım parayı kitap şeyiz. Plak da çıkarttı her şey oldu. Evet. E, bugüne kadar e, hep kitaplardan söz ediyoruz. Sizin de 30'un üzerinde kitabınız var değil mi? Evet. E, Hatta e, birkaç tanesi de benim yanımda şu anda. Programdan sonra imzalamanızı rica edeceğim. E, şiir Çilingir'i e, hatırlıyorum. Demek, kış yaz, evet. yaz. O ne güzel bir ismi var onun. E, ve eminim yeni kitaplarınız da mutlaka raflarda yerini almaya devam edecektir. Kitaplarla geçen bir ömür her türde kitabı okudunuz. Her hayal dünyasının içine girip çıktınız yıllarca. Roman yazmayı düşündünüz mü hiç? Hiç düşünmedim. 50 kuşağının <laughs> tek eleştirmeni benim. Onun için onlar da 10. kitaplarını bastırdılar. Evet. Ve benim ön sözüm var. Ortak bir ön sözü. Hiç yazmadım. Onlara diyorum ki beni eleştirmen olarak hep seçtiniz, destekliyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki ya bu yeteneksiz adam bir şey yapamadı. <laughs> Bari biz destekleyelim onu. Ay. O da bize ön söz yazsın. vazifesini öne götürsün. <gülüyor> <gülüyor> ben de öyle. Çünkü daha evvel şiir yazanlar falan var. Böyle sonra eleştirme olanlar var. Yapamaz. Ya şiir yazı başarılı olmadı eleştirmen oldu. İşte bu kadar. Çok mazimde böyle bir şey yok. Ay... Bir insan bir kitap okuyor ve okuduklarını içselleştirmeye başlıyor. O kahramanla özdeşleşiyorsun. Okuduğunuz romanlarda size en çok etkileyen karakter hangisidir? Ayırabilir misiniz? Onu tam ayıramıyorum. Ama mesela bir Dostoyevski'yi bir Tolstoy'u ve bizden bir hayat siyahı. Hmm. Başka romancıları da eski sebep. Çünkü şöyle bir şey. Bir sofra gibi geliyor bana. Hmm. Yani birisini yiyorum. Sonra da o da eksik kaldı. Ya onun da lezzeti başkadır diye. Onu da yiyorum. hayır ayırt edemediği. De ayırt edemiyorum de onun için. Her şiirlerde ayırt ediyorum sevdiğim çok sevdiğim şair bütün okuduğum şey yaptı ama onun dışında bugün insan birçok şey okuyunca bugün o sizde şah yazar oluyor Hı. ertesi gün ya bu da var diye okuyor. Evet. Tabi. İyinin bir, güzelin sonu yok çünkü. Yok. Hiç ummadığın anda karşılıyor. Bir tek şeyi ben daima istiyorum. Türkiye'de insanların bilmediklerini itiraf etmesini. Yani ne yazık ki bizim bu hatamız var. Evet. Birine bir şey mesela bilmiyorum diyemiyor kimse. <laughs> bilmiyorum diyemiyor ya tuhaf bir şey. Herkes de bir şeyi biliyor. Geliyor anlatıyor ondan sonra birdenbire en basit bilmiyor musun diyorlar. Bilmiyorum lafını kimse söylemiyor. <laughs> ben şeyler diyorum. Hayır bilmemek da. ayıp değil. genç arkadaşlarıma değil. söylüyorum. Bilmediğiniz şeyle konuşmayın. Şimdi ben edebiyatta yazı yazıyorum. Biliyor diyorlar. Şimdi mimaride yazarsam da bir mimar okuyor diyecek ki. <laughs> ya bu edebiyatta galiba bize yutturuyor. Hiçbir şey bilmiyor. <laughs> Mimarlı yazmış ama tabuk şeyler söylüyor. Yani insanın bir sorumluluğu olması lazım. Ee, çok doğru, çok doğru. Siz e, senelerce e, televizyon programları da yaptınız. Evet. E, 1974'te hatta Yaşayan Edebiyatlar ilk programınızı TRT'de evet. seyrediyorduk. Televizyon programı teklifi nasıl geldi? Efendim? Bu adam bu işi biliyor, şimdi, anlıyor. Evet, şimdi <laughs> hala yaşıyor Evet. Sedat Örsel arkadaşım. Ha orada bu işin başındaydı. Edebiyatçılar programı yapalım diyorlar. Bunun üzerine de diyorlar ki ya böyle bir adam var. <laughs> bu tarafsızdır. Ve herkesi de açıktır. Onu bir ara diyorlar. Sedat Ersel beni, Ersel beni arıyor. Diyor ki gelip görüşeceğim. Gel pek görüşelim diyorum. Ondan sonra da bir liste çıkarıyoruz. Televizyonculuk da böyle devam ediyor işte. Evet. E, TRT'de bir başka programınız daha vardı seneler önce. İhsan Yılmaz'la birlikte Evet. Şehir. Evet, da çok güzel. Tabii tanıdıklar olunca da onlar da şey yapıyor. Şimdi mesela bir kitabı anlatıyorsunuz. Kitabın yazarı ahbabınız. Onun da bir anısı var. Otur bir şey. Şimdi bu da şey ama bir şey söyleyeyim. Ben televizyon saat programlarını destekliyorum doğrusu. Mesela müzik. Keşke derde. bütün kanallarda olsa. Yani Keşke. müzikte müzikler olacak. Tabii. Efendim şeyler olacak. Yani Keşke. Türk muskisi olacak. Türk sanat müziği bitti dedirtiyorlar bugün. O kadar e, üretim azalmış ki. E, sizin... E, Aynı zamanda bir müzik dinleyicisisiniz ve müthiş bir diskoteğiniz var. Ben, ben köşenizde de, sürekli Zamanında ben de çalardım. Öyle mi? Evet. Aa ne güzel. Onunla epeyce ders aldım. Çok Ailemin güzel. hepsi müzik, müzikle ilgilidir. Şimdi Evet, ben... geçmişte böyle bir adet varmış değil mi? Yani evlerde, ailenin içinde Tabii. kendi içlerinde müzik yapmak var. Tabii. Ve enstrüman çalan bir şey insan. Evet, yani, evet. Kanun olsun, evet. olsun, tambur olsun. Evet. Ya, yani, güzel bir adet. Mesela babam kemence çalardı. Teyze mutçalar. Onlardan benim kulaklarımda kalıyor. Çünkü o müzik de her şeyimiz var bizim. Evet hem bizim müziğimiz hem bir çocuk böyle bir ortamda bir sanat e, ruhu alarak e, gelişiyor, büyüyor. Ve öğrensinler gibi. yani. Bazı diyor ki dili çok zor. E öğreneceksin, biraz da gayret sarf edeceksin ya. Tabii. Biz yani hiçbir şey öğrenmeyelim, bilmeyelim. Mümkünse A çalışmayalım zaten. Evet. İlan <laughs> Annemiz babamız baksın. Var evet. Öyle de şimdi bir şey ya, ve kimse de bir, kolaycılık bir şey gidiyor. çok kolaycılık. Evet. Biraz evet. eski dilde Osmanlıca bulunursa, ben bunu nasıl öğreneceğim? Ya kardeşim Adliyelen bir romanı vardır. Hı -hı. Ders ayette sabah ezanları Osmanlıca var içinde. Anlamıyor gençler. E, biraz da öğrensinler diyor. Evet. Yani. yani. Değil mi? Yani bir kolaycılıktır gidiyor. Halbuki ...öğrenmeye açık olan insanların... E, ...öğreneceği... ...öğrenememesi mümkün çok şey değil var zaten. Ki... Sizin e, karalama... ...defteri programınız hala... ...TRT2'de yayınlanmaya evet. devam ediyor. Yaptığınız televizyon... ...programlarından arkadaşlarım... ...bir görüntü hazırladılar. Şimdi onları izleyelim. Hocam ne diyorsunuz bir... ...İstanbul'un not defterine adlı şiirinizde? Sokaklarda gerçeğin... ...yüzleri, park etmiş... ...kaç yüz kaldırımlarda bir yol bulmaya çabalar arabasız. Sizin meşhur İstanbul dolaşmalarınız vardır. Ben ona kent dolaşmaları adını veriyorum. Nedir o dolaşmalardan edindiğiniz? Mutlaka tabi dağcınızda yine siz şiir kırıntısıyla şiir yüklere dönüyorsunuz. Kent dolaşmaları çok sevdiğim bir uğraş. Yan uğraş çok da yararlı. Sayın Buğra şimdi yaşamınızdan sonra sizin üç türde verdiğiniz ürünlerin eserlerinde yani romanda, hikayede, oyunda bunları kapsayan genel sanat anlayışınız yani sanatınızın roman ve hikaye dünyanızın diyelim genel ilkelerini öğrenmek istiyoruz. Ben yola sanat sanat içindir diye çıktım. Ve bu ilkeye bütün çalışmam süresince bağlı kaldım. Şimdi Nezihe Merice yöneltelim ilk sorumuzu. Sayın Nezih Meriç bize kısaca yaşam öykünüzü anlatır mısınız? Yaşam öykünüzün en belirgin, en önemli noktalarını. Evet. Anlatmasına anlatayım da bu öyle bu kadar kısa bir zaman içinde anlatılması kolay bir iş değil. Hani şöyle üç gün, üç gece, kırk gün, kırk gece falan deseniz bilirsiniz yaygın bir söz vardır. Hayatım bir romandır <laughs> denir. Evet. Ne kadar önemli, ne kadar değerli isimler. Nezihe Meriçti galiba, değil mi? Evet. Ya ee, yani hepsine Allah kayıt olacak. Bakın. Hakikaten ne müthiş bir, bir yazar. Şey yapıyor, gidiyor, şey yapıyor. Ya e, tarihe bunlar hepsi tarihi bilinmezse Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Bu şey şeysi yok. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyıllığında. Yani Türk yüzyılı diyoruz ya. Türk edebiyatını nasıl görüyorsunuz? Nerede görüyorsunuz? Dünyadaki yerini nasıl görüyorsunuz? Valla Türk edebiyatı gerçekten gelişkin, renkli de bir edebiyat. Hı hı. Bu kitap fuarları falan da bunu açıyor. Yani 100. yılda ben Türk edebiyatının gelişkin eserlerini görüyorum. İnşallah. Ve yeni yazarlar da var. Onlar da destekleniyor. Hepimiz destekliyoruz evet. dergilerde, dergilerde. Eee kütüp, kütüphanelerimiz açıldı. Evet. İşte Bu arada kütüphaneler açıldı gerçekten. Onlardan birinde bana açtılar. Antalya'da, değil mi? Antalya'daki e... evveldi. Bu Bakırköy'de. Öyle mi? Evet. Ben kaçırmışım Antalya'yı biliyorum. Çünkü hatta oraya e, sizin adınız verildi ve sizin 20 bin Tam, kitabınız oraya. Şimdi buraya da Kültür Bakanlığı Ne güzel. Yani eski bir kız binası vardı, kız okul binası. Orayı Doğanlızan kütüphanesi. kütüphanesi yaptılar. Çok çok iyi, güzel yani. Çok memnun oldum. Hakikaten. Bu bana Kültür Bakanlığı'nın tabi devletin yaptığı büyük bir jest. Ama çok gurur verici bir şey. Çok hoşuma gitti. Gidip... Açılışta Kültür Bakanı vardı, efendim. Şimdi İçişleri Bakanı olan Ali, Bey. Ali Yerlikaya Ali vardı, geldi, konuşma yaptı. Yani bana devletin verdiği çok güzel bir şey. Devlet size aynı zamanda 2011 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanatta evet. büyük ödül evet, de verdi. Evet, evet. E, gerçekten. 2016'da Mersin'de değil mi yine ayak, bir yine bir ödül Ödüller insanı renklendiriyor. Ya, değil mi ne güzel Ve devletin verdiği ödül de önemlidir yani. Önemli i̇şte, şöyle ki kültüre sanata ait kişileri destekliyor olması şükresi. ne kadar güzel. Yani insan o kütüphane çocuklar geliyor dışarıda oturuyorlar filan insan bayağı hoşuna gidiyor. Gitmez mi? Gitmez mi? Bu şahane yol gösterici sohbetiniz için çok teşekkür rica ederim. Sevgili rica ederim, rica ederim ben teşekkür da. ederim. Böyle seyircinizi de unutmadığınızı gösterdiniz. <laughs> i̇yi bir seyircisiniz. <laughs> tekrar bir tekrar, tekrar çok ama... teşekkür ediyorum. Rica Sana ederim. Yaşamınızdan paylaştığınız güzel anılarla bizi çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sevgili seyircilerim, çok kıymetli Doğan Hızlanla sohbetimizde kitap okumanın zihni nasıl diri tuttuğunu, başkalarının inançlarını ve duygularını anlama, onlarla empati yapma konusunda ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Sevgili seyircilerim, kitap ve okuma alışkanlığı kendinize, aile bireylerinize ve sevdiklerinize verebileceğiniz en kıymetli armağandır. Okumak zihni uyarır kelime dağarcığınızı arttırır, hafızanızı geliştirir, stresinizi azaltır, bilgi seviyenizi arttırır, konsantrasyonunuzu sağlar ve 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 saymakla bitmez. Her kitap benim için yeni ve gerçek bir dosttur. Kitaplarınızın ve dostlarınızın çoğalması dileğiyle haftaya film gibi hayatlarda tekrar görüşmek dileğiyle Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.